Merhaba arkadaşlar, öncelikle hayırlı bayramlar. Bugün çok önemli bir misafirimiz var. Misafirlerimiz barınağımızı ziyaret etmeye geldiler. Şu an onları almaya gidiyoruz. Çok heyecanlıyız ve inanılmaz mutluyuz. Keyifli bir gün geçireceğimize inanıyorum. Şimdi onları almaya gidiyoruz. Bugünkü dost derneği konuğu olacaklar. Abi ne haber? Teşekkürler kendilerine. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Eyvallah. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi bakım evine gidiyoruz. Direkt bakım evine mi geçeceğiz abi? Evet, direkt bakım evine geçelim. Aynen arkadaşlar, uzun zamandır da konuşuyorduk dost derneğiyle. Şu anda bakım evine doğru gideceğiz. Ben de köpekleri çok merak ediyorum. Bayağıdır uğraşlardık zaten, yakından takipçiler görmüştür dost derneğiyle buluşacağımızı. Sürpriz oldu ama değil mi abi? Evet, kesinlikle bence sürpriz oldu. Bence kimsenin beklediği bir şey değildi. Kesinlikle beklemiyordum. Ama 10 numara bir video olacak. Gidelim şimdi barınağa doğru. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Hadi şimdi geçelim biz arabaya. Ha, sen de çok iyi. Kardeşim tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk abi, benim nasılsın? Hoş geldin. İyiyim. Siz nasılsınız? Az önce pek olayın etkisiyle tam arkadaşlar giremedik çünkü ilk defa birbirimizi görüyoruz. İlk defa biraz şaşırdık. Ama abi sana çok bir şey söyleyeyim. Çok da memnun olduk geldiğinize. Ben de memnun oldum. Yani sizin mekan da güzelmiş arkadaşlar, daha içeri tam girmedim. Ama ilk dikkatimi çeken nokta şu araba. Ya araba da güzelmiş abi. Evet, araba emanet. Araba emanet mi? Hemen emaneti vurguluyorsun yalnız. Hemen emaneti vurguluyorsun. Arkadaşımız ait, bir abimiz ait. Nefesi de güzel gelmiş. Değil mi? 16, eğim 16. Güzelmiş abi, hiç de demiyor ki kardeşim. Arabamla gel bir tur at. Bir arabamı sür. Nasılmış, ne değilmiş, anlarsın edersin. Sizin canınız sağ olsun. Öyle mi diyorsun? Arkadaşlar az önce emanet diye vurguladı ama cidden öyle mi değil mi bilmiyoruz. Ama güzelmiş abi, zor musun işi? Gayet rahat. Yani ihbarlar için çok ideal bir araç. Çünkü kasalı, arkasına koyuyoruz. Şimdi barınağı falan bir köşeye bırakalım, ilk önemli olan bu. Neyse arkadaşlar, şu barınağı aynı şimdi bir gezeyim ben. Ondan sonra dediğimizi yapalım abi, o arada videoda kalmasın, tamam mı? Yalnız güzelmiş, direkt buraya da dost diye yazmışsınız. Mekan güzel, şöyle bir geniş alsana. Nedir abi şimdi buranın mazisi? Şimdi buraya Türkiye'nin her yerinden hayvan getiriyoruz. Kazalı, yaralı, bakıma muhtaç veya işte şiddete uğramış hayvanları alıyoruz, geliyoruz. Aa, burada da bir burada tane tedavisini var. Yaptırıyoruz. Burada da bir tane var. Neymiş abi, gel şöyle bir açalım kapıyı. Açabilirsek. Buraları keseceğim. Açabilirsek eğer. Kızım açsana kapıyı. Kızım açsana kapıyı. Burayı da koyalım. Gel kızım. Evet. Uzun uğraşlar sonucu açabildik kapıyı. Aynen arkadaşlar, biraz zorlandık ama uzun. Kızım geliyor mu gidiyor mu, karar ver. Bu kararsız kaldı abi. Neyse az sonra gelir size. Abi güzelmiş burası ya. Mekanlar falan. Hayvanların, yani kazalı hayvanların veya işte yaralı bakıma muhtaç hayvanların daha refah bir ortamda yaşayabilmesi için bu şekilde büyük büyük yaptık alanları. Mesela bu Samsun'dan geldi. Bacağından ameliyat oldu. İki kere ameliyat geçiyor üstelik. Şunu İstanbul'dan aldık. Bunlar iyi ama şu anda. Yani şuradaki vurgular çok güzel. Vurgular, salat, müşahede bölümleri, yani her şeyi vurgulamışsınız. Tek bir kefeye koymuşsunuz. Evet. Burası da domates falan mı ekledin abi? Burası... Yok ne, o mısır mı? Mısır, domates. Burası küçük bir bahçe. Küçük bir bahçe. Evet. Ben burası... o zaman oraya da köpek koyardım. Burası bakım evinin kör noktası olduğu için buraya hayvan koymadık. Ha, şey olsun evet, diye. Görünmüyor diye. Evet. Görünmüyor. Yani orası güzelmiş. Burada da arkadaşlar köpekler güzel, benim hoşuma gitti ya. Nörolojik bölümler burada falan. Burada en önemli vakalardan birisi var. Belki de Türkiye'de ilk. Bunun ayağına ne olmuş abi ya? Bunun ayağını birisi kesmiş. 40 liralide. Biz de onu aldık. Bütün bacağını kaybetmesin diye. İmplant pati dediğimiz implant patiden yaptırdık. Abi vallahi Allah belasını versin bunu yapan kişi. Şu an rahatlıkla kullanabiliyor yani. Bizim şey miyim size? Bu şekilde basabiliyor rahatlıkla. Yani bu da sanki beni 40 yıldır tanıyormuş gibi gözümün içine bakıyor. Bilmiyorum Müjen'e, bu ne ya? Bunun sıkıntısı var mı? Bunu da Samsun'dan aldık. Önce tüfekle vurmuşlar bunu. Daha sonra da üzerinden kaçarken araba geçmiş. Evet. Abi şimdi arkadaşlar az sonra ben de video çekeceğim. Abi benim böyle konularda az çok biliyorsun. Ben biraz narin bir adamım böyle konularda. Cidden de işim ürperiyor. Canım sıkılıyor. Hani burada da zaten bunları da koymuşsunuz. İleri yüzlüğü, kaşık eski köpek vesaire vesaire. Bunlar daha önce tedavisini yaptırdıklarım. Şurada var mesela. Abi bu buradan buraya nasıl geçti ya? Bu arkadaşlar şu hale bakın. 4 aylık bir süreç gerekti buna maalesef. Yani cidden bunun çok büyük bir değişim var. Çok büyük. Kameramanın yerinde duramıyorsun. Burada da kediler var herhalde abi. Burada da kedilerimiz var. Tedavi olan yine. Yine ölümden dönen kediler. Kuyruğu kesilen, çenesi parçalanan, ayağı kopan, diğer ayağı kopan. Yalnız sanki hepsi videoyu bekliyormuş. Sırasıyla geçmiş. Bunlar bakar tam mısın? Poz verenler. Poz veren tipler bunlar. Ya şimdi arkadaşlar işin yanı esprisi bir yana, hani cidden zor durumdan kurtulmuş köpekler ama bu köpekleri de sürekli böyle psikolojik şeye sokup, duygusal bunalıma sokup her zaman motorunuzu düşürmeyeceksiniz, onlarla mutlu olmaya bakacaksınız. Kesinlikle bunun mesela ilk aldığımızda hali çok kötüydü, şu anki hali bu şekilde yani oyun oynamak istiyor, her tarafı kazıyor falan. Bacağı kırıktı iki yerden, evet bacağını kaybetmek üzereydik şu bu taraftaki bacağını.
sağ bacağın şu an bu şekilde oldu. Şu an durumu iyi. Gayet iyi şu an. Şöyle bir şey miyim, gel gel. Çıkar. Aferin benim oğluma. Bak bak. Hopluyor, zıplıyor falan. Nasıl zıplıyor? Hatta şöyle göstereyim. Gel oğlum. Yemesin abi beni. İyi mi bende? Şey. Ben de benim yüzüme kapadın kapı. Şaka yok, şaka yapıyorum. Oğlum. Gel bakalım buraya gel. Biraz çarpabilirim. Köpek de köpek olacaksın abi. Gel gel. Aferin benim oğlum. Gel çeviriyorum. Gel gel gel. Aferin benim oğlum, aslan var. Aslan. Refik bu çok zayıftı, şu an böyle yorgan gibi oldu. Canım büyük zaten, baksana. Nasıl kırılmış ha, kudumuz gibi ya, maşallah. Aferin benim oğlum var. Aslan parçası var. Bir sıkıntısı yok. Geçmiş herhalde ha, orada bir ameliyat izi var. Ameliyat izi var abi, gördüm gördüm. Arkadaşlar durumlar kötü ama iyileşmişler, her zaman mutlu olmaya bakacaksın. Çok da canını sıkmayacaksın. Sen de bunlarla mutlu olacaksın değil mi oğlum? Aferin sana. Aslan parçası bu. Yanında da var bir tane abi. O biraz... Evet, o yakalak. Dur beni kapatma içeriye, dur. Ben de köpek de köpek olacağız değil mi? Beni kafese koyma abi. O da yakalak. Bu tamamen yakalak. Yani zor kalkıyor, zor yürüyor. Üzerinde şu an ilaç var. Sinek gelmesin diye ilaç. O sarı şey, ilaç. Yani sinekler kendi rengi sandı. Rahatsız etmesin diye. Kendi rengi. Sarı şeydi. Anlayamadım ki. O da felçli herhalde. Sinekler için ilaç. Evet. O felçli. Arada bir kalkıyor, arada bir yatıyor öyle. Anladım yaşlı abi. Burada da tedavisi bitenler bölümümüz var. Ya masayı da kurmuşum bize. Sizin için hazırladık. Vay 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 vay. Abi şu sosunu şuradan bir yiyeyim ya. Oğlum, afiyet sağ olsun. Olun. Teşekkür ettim. Dur ağzımı bir çekme, verecek mi? Tedavisi bitenler bölümü. Evet, tedavisi bitenler bölümünde de burada daha önceden burada olan, yani burası tedavisi devam edenler bu bölüm. Burada olup da daha sonradan buraya terfi edenler. Hepsi iyileşmiş şu anda. İyileşip de. İyileşip gidelim. Kapatlarla terfi edenler. Buraya da vurgulamışlar tedavisi yapılanlar diye. Şunlara da bir şey gelin. Daha önceden tedavisini yaptırdıklarımızın bir kısmı bunlarda. Aynen abi. Bunlar da daha önceden tedavisini yaptırdıklarımızın bir kısmı. Bir kısmını koyabildik çünkü daha fazla aslında ama önemli vakaları koyduk. Şu şekilde yüzü kimyasalla yakılan gibi. İşte bu şekilde ağır uyuzlar falan, doku kaybı falan. Ama bu arkanızdaki yerde tedavisi bitenler bölümü. Bu hatta açlık mı oluyormuş bu hastalık? Dehidrasyon, açlık, yani susuz ve aç kalmış. Bırakmışlar köpeği öyle. Bu şekilde bırakmışlar. Ormandan bulmuştuk onu da. Anladım abi. Bunlar da tedavisi bitenler. Bir kısmını bunların Türkiye'nin... Kafaya dedik. Aman aman. Bunların Türkiye'nin birçok yerinden aldığımız. Ordu'dan, Sakarya'dan, Kocaeli'den, Kastamonu'dan, Sivas'tan, Yozgat'tan falan Türkiye'nin her yerinden aldığımız böyle vakalar. Bacakları falan zaten hep bacakları falan kesilmiş. Gereken şeyi yapmamışsın. Dur. Gel. Hadi şakal değilsin daha. Durumları kötü ya. Bacaklar falan. Çok şey kapıya gelin buldunuz. Ama moralleri çok iyi. Aynı şekilde değildi bunlar. Bunlar çok... psikolojileri bozuktu bunların çok. Bu hale getirdik. Ama şu anda iyileşmişler. Bacakları da kesik olsa da kopuk olsa da. Genel bakımları falan hepsi yaptırılmış arkadaşlar. Yani sadece bunlarla mutlu olmaya bakacaksın. Onlar da şu an mutlu. Hepsi birer çocuk. Çocuk da çocuk olacak. Tıka bakar mısın? Tıka bakın. Baksana şuna. Gel, gel. Kangal. Gel. Kangal. Gel oğlum. Yani çok bakımlı duruyor abi bu kangal. Değil mi? Bak arka bacağı yok arkadaşlar. Onun durumu biraz. Arkadaşlar bu da bacağı aynı şekilde kesilmiş herhalde abi. Peki bu iyileşti mi şu anda? Bu iyileşti. Bu artık buna yapacak hiçbir şey yok. Rahat edebiliyor mu bari şu an? Ya aslında rahat edemiyor ama bacağı bu şekilde kalsaydı zaten kangrenden ölecekti. Abi bak bunlar gene beni kokluyor. Kangrenden mi? Kafayı çattı. Kameraman kafayı koydu arkadaşlar arkada. Aman dikkatli olmak lazım. Kankren dediğin şey kankren, ne oluyordu abi? Daha önce burası kesilmiş ve enfekte olmuş. Yani enfeksiyon kapmış. Çürüye çürüye ilerlemesi demek yani. Bacağın çürüye mesela çürüye ilerlemesi. Mesela annemizlerde zamanında bacağını öyle bir şey konuda çok bağlama, sıkma ipi falan. Evet, aynen o mevzudan gibi bahsediyoruz. Evet, kankren yani kan dolaşımının şey engellendiği yerde kankren başlıyor. Bu köpeğin de bacağını birisi baltayla kesmiş. Diğer taraf kemik enfekte olmaya başlamış. Kankrene dönüşmüş durum. Daha sonradan da alınması gerekecekti. Arkadaşlar şu anda elimizde bir tane beyzbol topu var. Herhalde köpekler çok pis oynuyormuş beyzbol topuyla. Bakayım görecekler mi? Oğlum neymiş bu? Allah! Neymiş bu top? Av köpeği mi bu? Bu dost. Av köpeği kırması gibi bir şey. Sokaktan buldum.
Bak neymiş bu top? Neymiş bu top? Bas oğlum. Aferin sana. Atayım mı abi? Fırlatayım mı? Bak şimdi bak. Dost. Hop. Bak nasıl vücudun cepheci. Bak. Dost. Bak şimdi bak iyi izle bak. Fırlamak için. Şurada fırlamak için yer bekliyor. Bak abi şimdi iyi izle bak. Hemen böyle bek atıyor. Hemen iyi yiyin. Hemen iyi yiyin. Açıyorum abi. Bakayım kim kapacak. Bir. İki. Üç. Koş koş. Bak hemen oynuyor, hemen peşliyor topu. Getir oğlum buraya. Getir. Ama vermiyor. Vermiyorsa zorla alırız. Kesinlikle vermiyor. Zorla alırız değil mi oğlum? Vermiyor mu babaya? Açsın baba bakayım. Aferin sana. He alışacaksın. Sen al sen. Burada. Sen al. Of. Hayır abi topu. Bak hareketlere bak. Bak ama yaşlı sanki biraz o dost. Onun yanına gitti yanaşmıyor topa. O ne abi çok mu ağır başlı? Bu yok bu şey biraz. Bu yaşlı. Yani ağır başlı sayılır evet. Yani ağır başlı bir köpek. Dost da aynı şekilde oynuyor. Oradan güzel abi çok beğendim. Hani yardım omuzaş köpek. En yaşlı şu. Şunu alayım da. Zaten hep yatıyor. Ona da pek yanaşmayalım arkadaşlar. Hani uyurken saldırabilir. Bizi sıkıntıya sokabilir. İyi abi. O da güzel. Ben de öyle yapıyorum. Her temizi. Ya bu gene bana sınırlaştı. Ben buna hiç güvenmiyorum abi. Benim buna güvenim hiçbir şekilde yok. Bu ayağınız işeyebilir. Dikkat etmek lazım. Değil buna. Mi? İçimden geçti sanki bu ayağımı işecekmiş gibi hissediyorum zaten. Ama maazallah. Onda o pozu gördüm ben abi. Köpekler güzel. Bu da 4 tümörlüydü. 14 yaşında falan bu. 4 tümörü de aynı anda alındı. Çok riskli bir ameliyat geçirdi bu da. Ama maşallah gene kurtulmuş. Şu anlık evet, sıkıntısı yok. Gayet iyi durumda. Arkadaşlar hani gülüp eğleniyoruz. Eyvallah. O da onların yemeğine yazan. Mutlu oluyoruz ama hani köpeklerin derimine indiğimiz zaman mağazası çok geniş. Evet, çok kesinlikle. Sıkıntı yaşamış köpekler. Şunların zaten durumunu görüyorsunuz. Abi cidden sizin yaptığınız işi takdir ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Her zaman bu yapmış size. Geldiğiniz için biz de çok teşekkür ederiz. Ben de aynı şekilde abi. Her zaman size desteğimi esirgemeyeceğim. Her zaman canım önüne yardımcı olmaya çalışacağım. Bu oğlan da böyle oynasın. Değil mi oğlum? Aferin sana, aferin. Aslan parçası bu. Hayvanlarımızın durumu bu. Hepsi ağır tedaviler gördü. İşte buraya git alıyoruz. Daha sonradan bir süre sonra da sahiplendiriyoruz. Beslemesini durumları bu şekilde. Evet, kedileri de gördük. Güzel, bu şekilde bunlar. Hepsi bu şekilde. Aferin oğlum. Buyurun ikramlarımız var. Çayımız var. Olur abi. Çay içerken de abi isterseniz. İkram dediğin çay mı araba mı? Çay. Çay içelim abi. Tamam geçelim çaya. Gelin bakayım dur oğlum. Gel. Badem. O da kaçmak istiyor. O kaçmak istiyor evet. Lan sen çakalsın ha. Zaten yakalamak da zor bunu. Üç bacağıyla yakalamak zor. Ben o zaman kaçıyorum abi. Kameraman sen de kaç. Kaç. Abi yardım lazım mı? Bu şekilde çıkarım diye düşünüyorum. Sana güveniyorum ben. Kaçın. Sonra nasıl bademi soktuk içeri. Arkadaşlar şu arabayı içine hemen çevirmemiz lazım. Çayımızı bir içelim ondan sonra bakalım artık. Zor yakaladım. İyi abi iyi sıkıntı yok değil mi? Yok. Aman gel geçelim bakalım arkadaşlar şöyle. Mekan güzelmiş abi ya. Hem burada sen de kalıyorsun, ediyorsun. Evet ben kalıyorum. Genel bakımını sağlıyorsun. Hoş bir yer. Ben beğendim. Ben öğleye kadar okuldayım. Öğleden sonra buraya geliyoruz. Sen akşam normalde de öğretmensin zaten. Öğretmenim, sınıf öğretmeniyim. Hı. Abi zor olmuyor mu peki? Yani zor oluyor ama bu şekilde idare ediyoruz. Bağışlar az olduğu için. Yani buradan da bağış topluyorsunuz. Kumarada bunların yardımını sağlıyorsunuz, bakımını besliyorsunuz, her şeyini yapıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar sizler de destek olun. Hem SMS yoluyla hem de IBAN yoluyla destek olabiliyorlar. Evet. Hani bu hayvanlara 1 lira 5 lira demeden yardımcı olun ki bu hayvanlar hayatı daha rahat tutunsunlar, daha iyi beslensinler, daha iyi bakımları yapılsın. Desteklerinizi bekliyoruz. Kimseye 1 lira 5 lira koymaz benim düşüncem. Demek koymaz yani. Öyle sağda solda ona buna para vereceğiniz hayvanlar için bir şeyler yapın, onlara yardım sağlayın arkadaşlar. Çayın var mı abi ya? Buyurun. Soğuk çay içmeyeceğiz değil mi? Bunu kitlemiyorsun güzel. İyi değil mi? Tamam abi, sıkıntı yok. Abi ifra etti beni mısır gelken ya. Hı? Ağzımın içine işini zoom yapıyordu ama herhalde. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bak. Tamam hala mı çekiyor? Durdursana şunu. Özel bir şey konuşacağız. Durdurayım mı? Neler bir sıkıntı ya. Mesela bunu alıyoruz. Bacağı kopmuş falan. Hani o an bir şey yapamıyorsun da işte. Abi ama ilk anda değil. Mesela iyileşmesinde. İyileşme sürecinin şeyinde falan. Aynen.